Türkiye Ermenileri Patrikliği vaazları sosyal medya üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Kutsal Sunu töreninde Kadasetli Patrik II. Saak vaazında iyi Tanrı'nın yarattığı iyi bir dünyada kötüler neden var sorusunu yanıtladı. Kiliselerde Kutsal Sunu ayinlerinin gerçekleştirilmesi için 19 Temmuz Pazar Vartavar Yortusu gününü uygun gören Türkiye Ermenileri Patrikliği, pandemi dönemindeki uygulamasına devam ederek hafta içi gerçekleştirilen Kutsal Sunu törenini pazar günleri Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlıyor. Patrik II. Saak pazar günü verdiği vaazda iyi Tanrı'nın yarattığı iyi bir dünyada kötüler neden var sorusunu yanıtladı. Pazar günü yayınlanan törende Kutsal Sunu ayinini başrahip Zakeos Ohanyan gerçekleştirirken Patriklik makamına bağlı bazı rahip, peder, diyakon ve okuyucular da hazır bulundular. Ardından Meryem Ana Patriklik Merkez Kilisesi Külliyesi'ndeki Wortwots Vorotman Kilisesi'nden canlı yayınla Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Saak günün vaazını verdi. Ama bu dünya sahnesinde sadece Tanrı'nın ektiklerini görmüyoruz biz. Bir de onun düşmanının, şeytanın ektiklerini görüyoruz ve o da ekiyor. Özellikle insanlar uyurken, yani dikkatsizken, ilgisizken, bu dünyada iyi ile kötüyü, iyi insanla kötü insanı birbirinden o kadar kolay ayıramıyoruz biz. Tam tersine bunlar geldiklerinde, karşımıza çıktıklarında iç içe geçmişlerdir. Özetle insanın özünde iyi olduğunu ama bu dünya sahnesinde sadece Tanrı'nın etkilerinin görülmediğini belirtti. Kötülük tohumlarının özellikle insanlar dikkatsiz ve ilgisizken, akılları başka yerlere yönelmişken ekildiğini vurguladı. Tanrı'nın buna sabrettiğini ve hasat vaktine kadar sabretmeye devam edeceğini belirtti. İçimizde iyilik de kötülük de çoğalmayı arzuluyor. Fakat bizler dünyada tarafımızı belli etmek durumundayız dedi. İnsan bu kadar değişebilir mi? Daha da fazla değişebilir. Onun için insan henüz daha kim olduğunu kanıtlamamıştır. Bizim kim olduğumuz sadece ölüm anında belli olur. Çünkü ölüm bizim bütün yaşamımızın, bütün karakterimizin, bütün yapıp etmelerimizin ruhumuzda somutlaşacağı andır. En kutsalımıza da, en kutsal olmak isteyenimize de bulaşıyor. Biz koruyacağız kendimizi. Seçimlerimizi de koruyacağız. Doğru seçimlerle, iyi tohumlarla kendimizi güçlendireceğiz. Hiçbir şeyle ilgilenmesem bile, sadece bir yerde otursam bile, eğer aklını korumazsan ve aklında olan iyi şeyleri korumazsan, o zaman ruhsal dünyadaki mikroplar, bakteriler ve virüsler gelecekler ve birdenbire o esenliğini, iç huzurunu mahvedecekler. Görmüyor olman bu şeyleri olmadıkları anlamına gelmez. Kötüye kapılarını sıkıca kapat, iyiye kapılarını aç, beyninin toprağında güzel fikirler filizlensin, hem senin için hem başkaları için İyi ürün toplansın. Tanrı hepinizi bereketlesin sevgili kardeşlerim.